Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar sokağın nabzını tutmak için mikrofonumuzu halka uzatacağız. Hadi uzatmaya gidelim o zaman. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanal ismini biliyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Hadi ben söyleyeyim. Cüneyt Özen. Hadi. Evet arkadaşlar, işte karşıdan bir halk geliyor. Mikrofonumuzu uzatalım ona. Bakalım neler diyecek. Abi merhaba. Ekonomiden memnun musun? Beni konuşturma kardeşim. Neden abi? Ben konuşursam yer yerinden oynar kardeşim. Oynasın abi, konuş sen. Bunu yayınlayacak yürek var mı sende? Var abi var, sen merak etme, konuş sen. İyi o zaman, herkes iyi dinlesin beni. Dinliyoruz abi. Bizim insanımız nankör nankör. Şükretmeyi bilmiyoruz ki biz. Her şey çok güzel kardeşim. Abi memnunsun yani. Tabii ki de memnunum kardeşim. Durumum da gayet iyi çok şükür. Peki abicim, eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Kardeşim, röportaj bitti değil mi? Evet abi, bitmiş. Rahat ol. Hah, iyi. Abi be, bir 5 TL versene bana be. 5 TL mi? Abi hani senin durumun iyiydi? Neyse abi be, anamız ağladı. Bakmayın burada uspoyu yazdığına, onu da komşum verdi. İyi de niye yalan konuşuyorsun o zaman kardeşim? Para mara yok. Anneciğinizi de alın gidin lütfen. Tüh be, bu da işe yaramadı be. Abi merhaba. Merhaba kardeşim. Abi sokak röportajı yapanları gözaltına almışlar. Bu durum hakkında düşünceleri nedir? Yanlış bir şey kardeşim. Herkes istediği işi yapabilir, istediği gibi konuşabilir. Abi ne güzel konuştun sen öyle ya. Konuş abi ya. İnsanların düşüncelerini bastırmak yanlış bir şey. Biliyorsun, özgür bir ülkede yaşıyoruz. Var mı başka sormak istediğin kardeşim? Abi çok teşekkür ederim. Daha ne diyeyim ki ben sana? Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Vay be, görüyorsunuz arkadaşlar, tam bir örnek vatandaş. Efendim, fiyatları düşürmeyen marketlere denetleme yapılıyor. Ne diyorsunuz? Dolar bu kadar yükselirken denetleme neredeydi? Dolar bu kadar yükselmişken denetleme ne işe yarar? Kimse fiyatları düşürdü mü? Düşürmedi. Yani efendim, denetleme yapılması iyi bir şey değil mi? Ya iyi de niye bu kadar geç kalındı o zaman? Bir iki tane markete öyle göstermelik denetleme yapmakla olmaz bu işler kardeşim. Faiz haram diyorlar. Dolar kuru üzerinden insanlara faiz garantisi verdiler. Bu nasıl iş? Eğer denetleme yapılacaksa her şey yapılacak kardeşim. Öyle marketlere falan değil, her şeye. Anladım abi, eyvallah. Sana şu kadarını söyleyeyim kardeşim. Durumu iyi olanlara bakıp da sorun yok diyemeyiz. Milyonlarca işsiz var kardeşim. O sanatçıyım diye geçinen Hülya Avşar'ın söylediği simidi bile alamayacak yoksul insanlar var. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Tuzu kuru olan her zaman yalaka olur kardeşim. Anladın? Merhaba. Merhabalar. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Maalesef ki çalışıyorum. Neden maalesef? Hasta ve annem var ve ona bakmak zorunda olduğum için çalışmak zorundayım. Zorlandığınız konular neler? Ya ilaç olsun, ekonomik her konuda sıkıntı çekiyorum ve bu yüzden çalışmak zorundayım. Peki çalıştığınız işte size maaşınız yetiyor mu? Tabii ki de hayır. İlaçlar vesaire her konuda eksik kalıyor. Yani hiçbir şekilde yetmiyor para. Biraz bahseder misiniz bunlardan peki? Yol parası olsun, yemek vesaire her şey, hastane masrafları hiçbir şekilde yetiştiremiyorum. Ne yazık ki hayat herkese adil davranmıyor ve bu yüzden ben de çalışmak zorundayım. Anladım kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey çok güzel olur. Kardeşim merhaba. Gençler sürekli yurt dışına çıkmak istiyor. Sence sebepleri nelerdir? Neden olacak? İş yok, güç yok. İş yok deyince de millet ayağa kalkıyor. Sen yalan söylüyorsun diye. Yok kardeşim, yok. Kardeşim gerçekten iş yok mu? İş var ama sana bana yok. Çevresi torpili olana her şey var. Bunun için mi gençler yurt dışına çıkmak istiyor? Okuyan da işsiz, okumayan da. Orada en azından insan olduğunu hissediyorsun. Avrupa bizi kıskanmıyor maalesef kardeşim. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ne demek? Arkadaşlar merhaba. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Okuyoruz. Arkadaşlar, öğrencilik hayatınıza çektiğiniz en büyük zorluklar nelerdir? Ulaşım mesela, maddi sıkıntı. Hocalar, dersler gittikçe evet, zorlanıyor. Bölüm dersimiz zor artık. Yani okumak artık eskisi gibi kolay değil. Peki arkadaşlar, çalışmak istiyor musunuz? Diyelim ki çalıştınız. Alacağınız maaş size yetecek mi? Yetmez tabii. Bayağı bir masraflı yani. Bir de çocuğuz, gene öğrenciyiz. Ya çalışmak için yani fazla iş de yok. İlla diploman olması lazım. En fazla tekstilde falan çalışabiliyorsun. O da çok zor yani. İnsanı yoruyor. Hem okul hem iş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim. Rica ederiz. Abi merhaba. Merhaba. Abi ekonomi hakkında düşüncelerin nedir? Ekonomi hakkında ne düşüncem olacak? Ekonomi görünüp duruyor. Ekonomi yok. Kimsede para yok. Çarşıda dükkan boş. Her tarafta yok bir şey. Kimin ne olduğu belli değil. Kimsenin Deniz kenarında balık tutuyorlar. Ne bir akşam kıtasını götürmek için. Yok bir şey. Kimsede bir şey kalmadı. Bir emekli aile vardı. Emekli aile ay gelmeden 15 günde bitiyor. Kimsenin bir şeysi yok. 6-7 tane çocuk var. Torunlarım var. Oğlum arızalı. Ayağında arızalı. Yok. Bir şey yok. Devlet bir şey verdiği yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet verse de biz iş olsa da çalışsak çalışamıyor. Ben emekliyim, bir yerde bekçilik yapıyorum. Bana günde ayda 1200 lira da orada alıyorum. 1500 lira da aylık alıyorum. 2500 lira geçinemiyorum. Ne yapacağımızı bilmiyor. Hele bakalım ne olacak, bunun sonu ne yapar? İnşallah hayırlı olur. Evet kardeşim, senin düşüncelerini alalım. Kardeşim, memleket insanlar acından ölüyor. Aa, dün bir tenekeyi almışım 150 milyon. Aa, işsizim, bir cumhuriyet 5 milyar olmuş. Adam geldi 12 saat 13 saat çalış diyor köpek gibi, bana diyor 90 lira 100 lira nasıl çalışayım? Bir poşet bile paralı olmuş. Zengin olan daha da çok zengin oldu, gariban adam daha da gariban oldu. Herkes üç maymunu oynuyor, kimse sesini çıkartmıyor bu adaletsizliğe. Ya yazıktır, günahtır, insanların sırtına çöke çöke yeter artık, bu insanı bitirdiler ya. Gençler merhaba, siz yeni yetişen nesil olarak ülke hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah be, artık ekonomi Allah bence çok kötü artık. Ya dolar bir yükseliyor bir düşüyor, yani dolar düşmesine rağmen ya yani 110 liradan başlıyor fiyatları. Yapacağımız bir şey yok abi, ne yapak, herkese balık tutuyor, herkese evine yemek götüremiyor, ne yapak abi biz, siz söyleyin. Anladım gençler, çok teşekkür ederim, görüşmek üzere. Merhaba abi. Merhaba canım. Abi dayılar neden sürekli telefonunu çıkar diyor? Ya neden olacak canım? Bizim gençlerimiz o kadar kültürlü, zeki, bilinçli ki çok güzel konuşuyorlar. Bu yaşlı dayılara da ancak telefonunu çıkart demek kalıyor. Ben dayı değilim ama telefonunu çıkar. Telefon mu? Çıkarayım canım. Aç ağzını. Dur şimdi. Yallah. Gördüğünüz gibi telefon girmesi gereken yere girdi. Abi sen ne yaptın ya? Adamın ağzına telefon soktun. Canım o dua etsin, telefonu onun ağzına soktum. Evet arkadaşlar, yine sokağın nabzını tutmaya çalıştık. Ortalama görüşler bu yönde. Kendinize çok iyi bakın. Umarım açlıktan ölmezsiniz. Hoşça kalın.